Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli görülmələr. İstiqlal gündəlik xəbərlərini gördüklərinin qarşılığımız, mən Abdullah Yalqın. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibindəki ən mühim xəbərlərini huzurunuza sunumuz. Qınam sizdə qıtanlar ekranımızda bolsun. Amerika Kanadani Xitayning məcburi əmgək məhsullarını birlikdə çəkləşkə çağırdı. Amerika Kanadani Xitayning məcburi əmgək gücü bilan işləb çıxarğan məhsullarını birlikdə çəkləşkə çağırdı. Kanada Yerşari ve Poşti Gezdi'nin haberde kayıt kılınışça, Amerika'nın puhralar bihaterliki demokratiya ve kişilik hukuku mesul muavin taşkı işler ministeri Uzra Ziya 12 fevral mezkur gezitka Amerika, Kanada ve başka ittifaktaşları bilen küçülük hareket kollanıp, Uyghur ve Tibetlerinin mecburi emgek gücü bilen yasalgan mahsulatlarını Xitay'dan import kılışını çekleş meselesi de aktif sohbetleşip kilovatıdu degen. Uzra Ziya Amerika'nın mecburi emgek bilen yasalgan mahsulatlarını import kılışını bütünlüğe çekilebilir kalmay, yeni 2021 yılı kanun makullab, Şarkı Türkistan'da işlep çıkarılgan herkandak mahsulatını Uyghur mecburi emgeki bilen yasalgan da bir kitkerlikini tekitleyen. O yana Uyghur mecburi emgekini çekleş kanunundan Amerika'nın küçülük diplomatik kuralı işkerlikini, Amerika'nın mecburi emgek cinayeti sadır kılıkçularını cevapkarlıkı tartıp, temelli zincirinin kanunluk devam kılışını hakiki kogdaydı kalıqını bildirgen. Malum buluşça Kanada hükümeti 2020 yılı 1. iyul tamojni beji kanunu'u tüzdiş kürgüzüp, mecburi emgek bilen işlep çıkarıldı deb guman kılınan mahsulatlarının hemmesini ya ki bir kısmını import kılışını çekilgen. Ama hazırga kadar bu xil mallarının Kanada'ya kirişi toxtulmagan. Amerika Tamojni ve Çigra Qoğlaş İdarisinin sallıq məlumatlarda görüstülüşçe, bu yıl 1. ayıqca Amerika hükümeti məcburi əmgək bilen işləb çıxırıldı deyip kuman kılıngan Xitay mallarını cəmi 2972 qetim tusup kalgan. NATO bilen Xitay bihaterlik siyasi söhbət yığını ötküzdi. Şimali Atlantik Ekti Teşkilatı bilen Xitay Beijing'de Ukrayna urushi deniz bihaterliki ve başka bir kısım meseleler hakkında bihaterlik siyasi söhbet yığını ötküzdi. Amerika Vazı'nın haber kılışı Şimali Atlantik Ekti Teşkilatı bilen Xitay 13 Mart Beijing'de 8. növetlik Şimali Atlantik Ekti Teşkilatı Xitay bihaterlik siyasi diyalogu ötküzgen bulup, iki taraf Rusya'nın Ukrayna'yı tecavüz kılışı deniz bihaterliki ve halkara ve rayon bihaterlik vaziyeti katarlık ortak köngül bildirgan meseleler doğrusu da fikir almaştırgan. Şimali Atlantik Ekti Teşkilatı vekilleri ömekige Xalqara Harbi İşler Baş Ştabi Hemkarlık ve Bihaterlik Bölümünün başlığı Deyşin Tiberio Şerban rehberlik kılgan. Xitay tarafke Xalqara Harbi İşler Hemkarlıkı İşhanesi Muavin Müdiri Yauchin rehberlik kılgan. Şimali Atlantik Ekti Teşkilatının bu haqda elan kılıngan bayanatıga asaslanğanda yığında yerşari ve rayon karakterlik bihaterlik vaziyeti xüsusen Rusya'nın Ukrayna'yı kanunsuz tecavüz kılışı, deniz bihaterliki ve öz ara menfaat yetküzüş meseleleri müzakir kılıngan. Bırak Xitay Müdafiye Ministerliğinin bayanatı da bular tilga elinmegan. Bayanat diyene iki taraf devamlık alakını saklap kılışının ehmiyeti doğrusu birdeklik hasıl kıldı deyilgen. Şerban harbi işler söhbetinin alakadar taraflarga öz ara menfaat yetküzüdüğanlıkını, ortak köngül bildirgan meselelerini hal kılıp alakadar meselelerdeki aşkarlıkını aşırdığanlıkını tekitleyen. Xabarda qeyd qilinishicha Şimali Atlantik Ekti Teşkilatının baş katibi Jens Stoltenberg köp qetim Şimali Atlantik Ekti Teşkilatı əslində Xitayni raqib deb qarashni xohlamaydı. Amma Xitay Şimali Atlantik Ekti Teşkilatını şunda qilishqa məcburladı. Xitay aşkari halda davomlashtirayotgan məcburlash siyasəti bizning bexatarlik manfaatimiz və qimmat qarishimizga xiris qildi deb ta'kidlagan. Xitay bo'lsa Şimali Atlantik Ekti Teşkilatının Xitayning maydoniga qara surkiganligi haqida selib kelgan. Xitayning Tonkin qo'ltiqidagi egalik huquq zo'migarligi norozilik qo'zg'adi. Xitayning Tonkin qo'ltiqining Shimoliy dengiz tavalligida egalik huquq da'vo qilishi norozilik qo'zg'agan bo'lib, Vietnam Xitayni xalqaro qonunga hurmat qilishga chaqirdi. Amerika vazining bu haqdagi xabarida qayd qilinishicha, Vietnam tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi 14 mart Xitayni dengiz tavalligi egalik huquqi masalasida xalqaro qonun va boshqa davlatlarning huquq manfaatiga hurmat qilishga chaqirgan. Qarorlik muxbirlarni kutib olish yig'inida bir muxbir bayonotchidan Xitayning 3 ayning 5-ida e'lon qilingan Tonkin qo'ltiqining shimolidagi dengiz tavalligi sezigi haqida fikr bildirishini talab qilgan bo'lib, bayonotchi yuqorgi so'zlarni qilgan.
Xitay bu ayının 5-ida Tonkin qoltuqının şimalidagi dengiz davaligi sezigi to'g'risida bayonot e'lon qilgan bo'lib, 1992-yili 2-oyda ma'qullangan Xitayning territoriyalik dengiz va tutash rayonlar qonuniga asosan Tonkin qoltuqining shimolidagi dengiz davaligi va chegara nuqtalarini tutashtiradigan bir yurish seziqlarini bekitganligini da'vo qilgan. Xitay ayni vaqtda Xitayning o'z qonunlariga, xalqaro qonun va ikki davlat o'rtasidagi ikki taraflik kelishimga qattiq rioya qilganligi Xitayning Tonkin qoltuqining Xitay tarafidagi dengiz davaligining Vietnamning huquqiy va har qanday uchinchi davlat manfaatiga ta'sir ko'rsatmaydiganligi haqida jar solgan. Vietnam Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi payshanba kuni muxbirlarning bu masala haqida so'ralgan savoliga javob berib, dengiz bo'yidagi davlatlar dengiz davaligi seziqini o'lcha sezishda Birlashgan Davlatlar Tashkiloti 1982-yili ma'qullagan dengiz okean qonuniy ahdnomasiga amal qilishi kerak deb qaraymiz degan. Reuters agentligining bayon qilishicha, garchi Xitoy bilan Vietnamning Janubiy dengizda ig'ir igilik huquqi talash tortishi bo'lsa-mu, ammo ikki taraf Tonkin qoltiqida bir qadar tinch munosabatni saqlab kelgan. İki taraf 2000-yili Tonkin qoltuqının chegarasını aniqlash to'g'risida kelishim hosil qilib qolmay, yana Xi Jinping bultur 13-oydagi Vietnam ziyorati jarayonida Tonkin qoltuqida birlashma charlashga qo'shilgan. Xitay Amerikaga Tayvan masalasida yana propoza qildi. Xitay Amerika hukumatining 2025 yillik xomchyo taklifida Tayvanning mudofiyasiga yordam berish uchun pul ajratish talabida bo'lganligiga qattiq norozilik bildirdi. Turkiya Avaz radiosi xabarida bildirilishicha, Xitay tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Wang Wenbin Beijingda o'tkazilgan kundalik axborot e'lon qilish yig'inida Amerikaning Tayvan bilan harbiy munosabat o'rnatishiga, shundoqla Tayvanga qurol yetib berishiga qarshi turadiganligini ta'kidladi. Bayonotchi Wang Wenbin Amerika hukumatini bir Xitay prinsipida cheng turib, Xitayning ichki ishlariga aralashishni to'xtatishga chaqirib, Xitay egalik huquqi va zamin butunligini qo'g'dash uchun kerakli qadamlarni tashlaydi deb bildirdi. Wang Wenbin yana Washington doirlarining Xitay to'g'risidagi xato tushunishini davomlashtirayotganligini, manfiy raqobat ufqumi bilan munosabatlarga aniqlama berishning va nol yig'indilik o'yinning logikasi bilan qarishtirabni yo'qotishga urinishning faqat ikki davlatni to'qunishga shundaqli dushmanlashishga olib boradiganligini bildirdi. Bayonotchi Wang Wenbin oldingi haftada Xitay xalq qurultoyida chaqirgan muxbirlarni kutib olish yig'inida Xitay tashqi ishlar ministri Wang Yining so'zlarini takrorlab, agar Amerika Xitayni bostirish tarzaligini davomlashtiradigan bo'lsa, oxirida o'ziga ziyon soladi deb propoza qilgan edi. Amerika hukumatı 2025 yıllık xomchyo taklifida Tayvanın özünü müdafiye kılışıga yardım veriş üçün tunji qitim 100 milyon dollarlık alahide meblağ ajratishini talep kılgan idi. Amerika Devlet Müdafiye Ministerliği mi Amerika'nın Tinch Okeandaki çekindirgüç küç iktidarı dairesi de Tayvan'nın rayondaki tajavuzçılıkka karşı koral ambirini yenilyalışı üçün 500 milyon dollarlık xomchyo ajratip veriş kerekligini talep kılgan idi. Iroq davlat xavfsizlik kengashi PKKni qonunsiz tashkilot deb qaror chiqardi. Iroq davlat xavfsizlik kengashi PKKni qonunsiz tashkilot deb qaror chiqardi. Iroq davlat xavfsizlik kengashi bo'lguncha terrorlik tashkiloti PKK Iroqda qonunsiz tashkilot deb qaror chiqargan bo'lib, Turkiya bu qarorni qizg'in qarshi oladiganligini bildirdi. Turkiya Avaz radiosi xabarida qayd qilinishicha, Turkiya tashqi ishlar ministri Xaqan Fidan bilan Iroq muavin bosh ministri va tashqi ishlar ministri Fuad Hussein boshchiligidagi ikki taraf hay'ati poytaxt Bag'dodda bir yerga jam bo'lgan. Turkiya Iroq xavfsizlik mexanizmi muzokarasidan keyin e'lon qilingan o'rta xitobnomada Prezident Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak ziyaretinin tayarlıkları müzakere kılınganlığı bildirilgen. Xitobnomada Irak'ın siyasi ve zemin bütünlükige igilik hukukuga ahmiyet berildiganlığı ta'kidlanış bilen birge, bölgünçü terrorlik teşkilatı PKK'nın Türkiye ve Irak üçün xavfsizlik tehdidi payda kılınganlığı, mezkur teşkilatının Irak zeminide mevcut buluşunun Irak asasi kanunuga xilof ikenligi qeyd qilingan. Xitobnomada Turkiyaning Iroq davlat xavfsizlik kengashi tarafidan bo'lguncha terrorlik tashkilotini Iroqda qonunsiz tashkilot deb qaror chiqarilganligini qizg'in qarshi olganligi, taraflarning Iroq zaminidan foydalanib Turkiyani hujum nishoni qilgan tashkilot va quyruqchilarga qarshi elinishi kerak bo'lgan zarur tadbirlarning muzokara qilinganligi eskartilgan.
Hürmetli körülmelerimiz, şuna kılıp bugünkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah ertik programımızı görüşürüz. Aman boğazlar. Selamun aleyküm ve rahmetullah.